Asıl adı Marcela Alejandra Manzor ama o kendisine Suamini denilmesini istiyor. Suamini Hanım uzun yıllar Arjantin ve Hindistan'da yaşadı. Gördüğü bir rüya üzerine ise Konya'ya, Hazreti Mevlana Hazretlerine geldi. Uzun yıllar önce Hazreti Mevlana'yı rüyamda gördüm ve o vesileyle yola çıktım. Burada bulunma sebebim sadece Hazreti Mevlana. Hayatımı tamamen onun bilgeliğine ve düşüncelerine adadım. Konya'ya gelir gelmez gece vaktiydi ama ilk olarak türbeyi ziyaret ettim. Geldim, karşımdayım ya pirim dedim. Elbette ki insanlar Hazreti Mevlana'yı yüzyıllar öncesinde yaşamış bir bilge olarak biliyorlar. Ama şu anda onun düşünceleri ve varlığı insanların uygulayabileceği bir şekilde güçlü ve var. O maneviyata aşık oldu. Konya'ya kısa gelişleri artık yetmiyordu. Çok ciddi bir karar aldı, her şeyi ardında bıraktı ve tamamen Konya'ya yerleşti. Konya'ya ilk geldiğimde bir ay kaldım, daha sonraki zamanlarda 3 aylık gelmeye başladım. Evraklarım ancak bu kadarına izin veriyordu. Daha sonra evraklarımı daha uzun kalmaya ayarladım, o zamanlarda da 5 ay kalabiliyordum. Kısa kalışlarım artık yetmiyordu. Bir karar verdim ve tüm riskleri göze alarak tamamen Konya'ya yerleştim. Artık burada yaşıyorum. Onu buraya bağlayan en önemli şeylerden biri ise Hazreti Mevlana'nın da çaldığı rebap çalgımız. Konya'ya geldiğimde kafamda birçok soru vardı, bu sorulara cevap aramaya başlamıştım. İçimde Mevlevi kültürünü de içselleştirmek istiyordum ve bu sayede semaya ve müziğe yöneldim. Kendim de zaten piyanistim. Enstrüman araştırmalarım neticesinde tasavvuf müziğine dair en dikkatimi çeken rebap oldu. Hazreti Mevlana ve oğlu Sultan Veled'in de rebap çalıyor olması bu enstrümanı bir başka kıldı bende. Rebap kendi ruhumla, özüm ve içselliğimle bir araya gelmemi sağlıyor. Suamini Hanım maneviyatı yaşayabilmek için gerekli olan şeyleri de anlattı. Maneviyatı tatmak için ve hayatın değerini anlamak için kendimize sormamız gereken soru, kimiz biz ve neye sahibiz? Bu sorudan sonra her şey görünür olacak. Eğer gönülden Hazreti Mevlana'yı çağırırsanız, bu çağrıya cevap verecektir. Hazır olun. Konya İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu da göçlere değindi. Her göç aslında bir kazanç dedi. Göç İdaresi olarak yabancılarla genel anlamda ilgileniyoruz. Yabancıların oturma izni işlemleriyle ilgileniyoruz. Marcel Hanım'la oturma izni işlemleriyle alakalı işlemlere geldiği zaman personellerimiz tanışıyorlar. Tabii kendisi farklı bir yapıda olduğu için seviyorlar yani personel arkadaşlar. Öylelikle biz de açıkçası 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nü düzenleyeceğimiz zaman Marcel Hanım mesela rebap dediğimiz çalgı aletini çalıyor. İşte biz de bu farkındalıkları ortaya çıkarmak için göç idaresi olarak uyum anlamında bir takım etkinlikler yapıyoruz. Hedefimiz gün geçtikçe dünyanın aslında bir bütün olduğunu, dünyanın aslında çok da küçük olduğunu göstermek. Her insan bir göç, her göç bir insan.